Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımız yardım kanalıdır. Gelirlerimiz ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olup zil butonunu açarak bir sonraki videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bugün nereye mi gidiyoruz? Bugün Avustralya'dan bir hayat sunacağım sizlere. Yani yurt dışında yaşamak kolay. Yurt dışında işte yurt dışına gidince herkes lüks arabalar, lüks evler sahibi oluyor falan filan. Bunlar hikaye. Çalışmayana gene hiçbir yerde ekmek yok. İnsanlar burada da geçim sıkıntısı çekiyor. İnsanlar yurt dışında da geçim sıkıntısı çekiyor. Çalışmak zorundalar, didinmek zorundalar. Onun için ben bu videoyu da çekiyorum. Yani insanların burada da çalıştığını, insanların burada da bir şeyler yapmaya uğraştığını, yani bir kesim insan görsün diye bu videoyu çekiyorum. Her zaman dediğim gibi, her zaman izah ettiğim gibi, yurt dışında yaşayan insanlar sevdiklerinden uzakta yaşıyorlar. Yani bir yerde ödün veriyorlarsa bir yerden kazanıyorlar. Yurt dışında kimse parayı ağaçtan toplamıyor. Kimse parayı yerlerden toplamıyor. Yani yurt dışında da insanlar çalışıyor. Yani bunun her zaman ben izahını yapıyorum. Her zaman söylüyorum. Yani her zaman her yerde çalışmamız gerekiyor bir şeyler için. Yani geçim sıkıntısı tamam, pek burada geçim sıkıntısı olmayabilir ama insanlar, bazı kesim yine geçim sıkıntısı çekiyor. Devletten para alanlar yine geçinmekte zorluk çekiyor. Yani yurt dışına gelip de evet oturup da devletten para gelsin diye bekleyen insanlar da var. Yani onların da durumları belli. Oturdukları yerler belli. Yaşam şartları belli. Yani belli bir standartta yaşayabilirler. Çalışmayana hiçbir yerde ekmek yok. Yani burada kazandığınızı Türkiye'de harcamıyorsunuz. Burada kazandığınızı burada harcıyorsunuz. Yani haliyle gelen gidiyor. Çoğu zaman böyle. Bir de şu olay var. Yani nasıl olsa yurt dışındalar. Para yollasınlar. Para gelsin. Para gitsin. Para aksın olayı var. Hani burada akıyor, biz dolduruyoruz ya. Biz de oraya aktacağız ya. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Aslında bugün başka bir konulara da değinecektim. Ama bunu daha sonraki videolarımda değineceğim. Biliyorum, seyrediyorlar. Buradan ince ince alacaklar. İnşallah. Evet, gidiyoruz şimdi. Tarçınım uyuyor. Evet, biz bugün nereye geldik? Orada mı kaldın Tarçın Bey? Orada mı kaldın? Hı, ne oldu? Hı. Biber fidelerimizi almaya geldik. Domates fidelerimizi almaya geldik. Biber, domates, patlıcan. Her şey var. Bir çok olur zaten ondan. Ha, olur. Değil mi? Böyle iki dörtlük seni yeter zaten. Evet, Avustralya'daki arkadaşlara söylüyorum. Patlıcan, domates, biber. Ne fidesi istiyorsanız Dallas'ta teyzemizden gelip alabilirsiniz. Adres isteyenler için de açıklamaya koyacağım. Size Avustralya'dan bir hayat işte. Geçimini bunlarla sağlıyor. Çiçek sevenler var ya, manyak olacaksınız çünkü her şey var. Ben buraya girdiğim zaman fesleğenler de var, değil mi? Sukulentler var. Her türlü çiçek. Yani bunları tek tek, bunlar tek tek emek. Hepsini yetiştiriyor tek tek. Çoğaltıyor. Tarçın. Ne oldu? Ne oldu? Beni senden aldım. Bu şu cam güzeli var ya. Bir kocaman oldu. Bir kocaman oldu. Salonun yarısını kaplayacak neredeyse. Ya. Çok güzel oldu maşallah. Bundan mı, şundan mı? Şundan. Şundan olanla. Bu da çok güzelmiş, bunun çiçekleri de.
de çiçeği çok dökülüyor onun, değil mi? Hepsi mi çiçeğe dökülüyor? Yeah. Olduktan sonra, bittikten sonra dökülecek. Domates istiyor mu? Domates. Normal domates var yalnız. Öteki büyük. Ne, ondan da olur. Çok güzeller. Ben kaktüsleri çok severim. Tarçına bakmayız. Tarçın bağırıyor. Maşallah ya. Sera gibi yapıyor teyzem burada böyle. İşte size diyorum ya, Avustralya'dan bir hayat geçimini bunlarla sağlıyor. Eşi vefat etmiş. Çiçekleri görüyorsunuz. Yani böyle karışık gibi göründüğüne bakmayın. Her çeşit var değil mi sende? Evet, sende maşallah yok yok. Her çeşit var. Benim baba da söylüyor. Nerede? Şöyle bir sıra. Maşallah ne kadar çabuk büyüdü bunlar. Değil mi? Çok büyüdüler. İnşallah. Nanen de güzel. Nanenden o zaman ben nane aldım. Benim nanenin yaprakları küçük küçük. Nane arsız oluyor ya. Bir tane aldıydım köklü. Tarçın parçalamış. Tekrar aldım. Naneden kısmetim yok herhalde. Şeyleri küçük küçük yaprakları. Gelecektim buraya, gelecektim de şimdi gelmeden hani şey diki vereyim diye düşündüm. Geri geçerken geri dönüşte. Kırmızı sanki, değil mi? Her rengi var sende bunların. Vah vah. Gül gibi duruyorlar. Vah, şuna bak. Ne kadar güzel yapmışsın. Şuna bak. Şu da düğme gibi. Ay, o da bir değişik. O da bir değişik. Şu da onun kırmızısı. Pembe. Her göze hitap kırmızı ediyor senin bahçen. Yani çiçekli bitki sevenler için, yeşil bitki sevenler için, aynen büyük, işte askıda sarkık sevenler için, kaktüs sevenler için, sukulent sevenler için, her şey var. Özellikle bunlar üzüm gibi duruyor, bir iştah açıcı. Değil mi? Görmek isteyenler olursa gelip Dallas'tan bakabilirler. Özellikle işte sehpaların üstüne süsler. Ve çok fazla sulama da istemiyor kaktüsler. Senin şundan vereceğim. Kökleyip de. Şundan. Oo, istersen. Ye, o da açıyor. Çok güzel. Rengi ama çok güzel. Çok üreyor. Hemen birden üreyor. Evet, gördüğünüz gibi geliyorsunuz buradan domatesinizi, biberinizi, nanenizi, patlıcanınızı alıyorsunuz. Götürüyorsunuz. Hazır hazır dikiyorsunuz. Günde bir kere, iki günde bir kere suladığınız zaman, tabii mesafeli dikiyorsunuz biraz. Ondan sonra da bildiğiniz bir manavınız oluyor. Eğer ekecek yeriniz varsa. Yoksa aha, teyzem gibi böyle şeyleri de ekebilirsiniz. Demokraside çare tükenmez. Her şey olabilir. Şunları bir sarayım ben. Tarçın Bey. Tarçın Bey. Çekelim şöyle.
Bence bunları da gübre yapıyor. Sebze, meyve atıklarından evet çok güzel gübre oluyor. Aklınızda bulunsun. Teyzemin bahçesi böyle. Salatalıkları da büyütmüş. Benim evde salatalık fidelerim var. Benim aslında normalde fidelerim var. Ben teyzeyi görmeye geldim. Gelmişken de biraz yardımım olsun dedim. Evet. Bu güzellikleri bırakıyoruz. Aldığımız güzelliklerle evimize gidiyoruz. Gül de aldık. Tarçın. Bak, hadi otur. Şundan yoksa şundan da al. Şundan. Şu pek güzel bak. Kırmızı açıyor. Açıyor. Çok güzel. Hı. Ondan var ben herhalde istersen. Benim. Yoksa. Senden hepsinden aldım ya. Aldıydım o zaman da. Yeah. O zaman aldıydım. Hani bıraktım falan dedi mi? Onları bırakmam için. Evet gördüğünüz gibi teyzem kimseye yük olmadan kendi kendine bir şeyler yapıp kendi kendine para kazanmaya çalışıyor. Şimdi tekrar bir yere uğrayacağız. Oradan da bal, erik alacağız. Bahçesinde yetiştirdiği erikler, bahçesinden yaptığı, arılarından yaptırdığı ballar. Amcama uğrayalım. Bir de amcamdan balla eriğimizi alalım. Evet, şimdi nereye geldik? Bahçe eriği isteyenler varsa arkadaşlar güzel. Shepherd'ın ve Sydney balı. Hayfıvası olanlar duyurulur. King Street. Amcamız satıyor. King Street'in üstündeyiz. Telefon numaramı çekeceğim. Telefon numarası da burada. Ona göre biz hemen alıyoruz. Evet amcamı da gördünüz. Amcam da balını satıyor. Eriğini satıyor. Kendi geçimini sağlamaya çalışıyor. İsteyenler için telefon numarasını da çektik. Açıklamaya da koyarım. İsteyenler ulaşırlar. Almak isteyenler. Yani insanlar kimseye yük olmadan kendi çapında çalışarak bir şeyler kazanabilirler. Kazanırlar. İsteyen yapar. Hazırcılar, işte hazır alışmış insanlar yapamaz ama isteyenler yapar bence. Evet, eriğimizi, balımızı da aldık. Çiçeklerimizi de aldık. Fidelerimizi de aldık. Eşyanla Oğuzhan'ı da alalım. Yavaş yavaş eve gidelim. İşte Avustralya'da yaşayan insanların yani bir kesimin küçük küçük hayatlarından size örnekler vereceğim. Sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Bugünlük de böyle olsun diyelim.